Evet arkadaşlar, yeni bir göz atış bölümüyle karşınızdayız. Böyle güzel bir açılış yaptım. Neden göz atış bölümü? Ya şu, yani şu bir ay içerisinde çok güzel çıkışlar yapacak oyunlar var. Ben de tabii ki de incelemeye koydum. Başka ne yapacağım? Şu anda gördüğünüz oyun şöyle bir şey diyeyim, şöyle bir şey kafamdan. Şu gördüğümüz oyun var ya. Şu an hani çiftliklerin babası. Babası derken bu oyun artık çiftlik oyunların babası diyerek sayalım. Şöyle sesi kısalım biraz. Çiftlik oyunların babası dedik. Neden babası? Farming Simulator bizim atamızdır. Neden? Ya ben Farming Simulator hikayemi anlatayım size. Farming Simulator hikayem benim 2011'de başlamıştı sanırım. Kameram şöyle. Beni al. Şimdi tarih 2011'de de başlamıştı benim hikayem ve 2013 geldi. Çok mutlu oldum. Ama 30'unda da artık Farming 2015 gelecek. Patlama yaptı, zirveye çıktı. 2015'i de incelemeye koyacağız ama oynamayacağız. Maalesef ben böyle oyunları barındırmıyorum. Bu oyuna girersem bir daha çıkamıyorum. Şimdi Farming ile ilgili ben defterime, hani ben defter kalem alıyorum her zaman. Bilgilerimi oraya yazıyorum. Oyunlarla ilgili bilgimi Farming Simulator'ın, yani yazdım oraya bilgilerini. Şimdi okuyacağım. Geliştirici neymiş? Jans Software'miş. Okuyamıyorum. G-I-A-N-T-S Software. Öyle işte, anlattınız. Geliştirici oyunu geliştiriyor, yapıyor bu oyunu. Yapımcı bu demek oluyor yani. Oyunu yapıyor. Yayıncı ise Focus Home Interactive. Focus Home Interactive. Evet. Ecelememe gerek yok. Birinci sınıfa gidiyorum. Yayıncı demiştim değil mi ben demin? Yayıncı Focus dedik. Motor, engine. Tüm şu an Farming motorlarının hepsi, Farming oyunların motorlarının hepsi Focus diyorum. Jans Engine ile geliştiriliyor. Yani büyük bir motor diyorum ama çiftlik oyunlarında büyük motor. Platformlar hangi şeyler çıktı? PC'ye çıkmış, PlayStation 3'e çıkmış, Xbox 360'a çıkmış, Mac, iOS'a çıkmış. O kadar çıkmış bu oyun. Şu anda tabelamızda gördüğünüz oyun. O şeylere çıkmış. Çıktığı tarih ise 25 Ekim 2012'de çıkmış oyun ve 2014 neden inceliyorsun? Ya çünkü bu oyun daha sanırım, bu da Euro Truck gibi de ikinci yılını dolduracak. 11'indeyiz şu an biz. 14 gün sonra 10.000 yani ikinci yılını dolduruyor bu oyun. Oyunun türü ne biliyor musunuz? Oyunun türü simülasyon video oyunu. Yani simülasyon oyun. Simülasyon, aksiyon yok bunda. Aksiyon var mı? Yok, aksiyon yok. Aksiyon yapar mısınız? Yaparsınız. Arabayla bir tane ineğin üstüne gidersiniz. Alın size aksiyon bu. Gerilim de yaparsınız. Gerilim nasıl yaparsınız? İneğe işkence çektirirsiniz. Gerilim olur bu. O kadar. Korku yok bence. Korku yok. Korku oynamak istiyorsanız git Amnesia, Outlast, Silent Hill falan oyna. Beni ilgilendirmez o. Mod tek oyuncu, çoklu oyuncu. Evet. Yani single player, multiplayer oynayabilirsiniz bu oyunu. Multiplayer var ama multiplayer'inden korsanlar şey yapamıyor yani. Korsanlar ilgilenemiyor. Korsanlar oynayamıyor multiplayer'ı. Dağıtım DVD ile dijital yayıncılarla şey yapabiliyor işte, dijital dağıtım da yapılıyor. Yani internetten de dağıtım yapılabiliyor. Key ile yapılabiliyor. İnceleme puanlarını yazdım. İnceleme puanlarını da yazdım. İnceleme puanlarına bakacağım. Eurogamer tek Xbox 360'a vermiş bu oyun puanını. Xbox 360'ın bu şu an oyunun puanı 100'den 30 almış. Kötü bir başarı çünkü. Ya zaten kardeşim, sen de bunu neden konsolu çıkartıyorsun ya? Çıkartma kardeşim konsolundan sonra. İstemez yani. IGN mi ne bilmiyorum onun ismini zaten. O PC'ye çıkartmış. Yani PC'ye vermiş bana tek. 7.1 vermiş. Müthiş. Müthiş bir puan. Şimdi lafı fazla uzatmadan oyuna girelim. Şarkı da çok güzel, aksiyon şarkısı. Bu kariyer. Malt beer. Bu da öğreniyorsunuz işte nasıl tarla ekilir, nasıl şey atılır. Evet, demin Dolent modu tıkladım. Attı beni Google sayfasına. Ben bu oyunu daha ne yapayım? Tokatlayayım mı, döveyim mi, daha ne yapayım? Allah kahretmesin senin ben oyun gibi. Ne lan, Traps de zaten şey yap, zaten söylediklerimi kayıt almış o. Şimdi buradan ne yapılıyor hocam? Buradan para kazanayım. Mesela bir boyuta ulaştıktan sonra para geliyor. 10 milyon falan yaptınız mı? Bu ödül olarak size yansıyor. Burada options. Options'tan aman tıklamayalım. Options'tan işte ayarlarınızı falan grafiklerinizi yükseltebilirsiniz. Bu da
yapımcılar işte vermemiş bir görsel. Kariyeri tıklıyorum hocam. Bir kariyer açalım. Normalde açalım. Normalde açalım değil mi? Normalde açalım. Kariyer müthiştir. Kariyer. Kaç kere oynadım ben bu oyunu. Ya bu oyunda en sevdiğim şey benim. Ne biliyor musunuz? Çok yenilikçi bir oyun. Açığa yenilik, yeniliğe açık bir oyun. Şimdi startı verelim şu oyuna. Action verelim. Agam burası bizim ev. Evimiz müthiş evim. Evim güzel evim. Evim güzel evim. Söyleyemedim. Evim güzel evim işte. Şimdi önünüze böyle bir yardım çağrısı çıktı. Ne yaparsınız hocam? İçin üstüne gidersiniz. Welcome, this is your new farm. Follow the gravel path to the left to go the to get. Okuyamadım hocam, yeniden aç onu. Kapı açılmıyor oyunda görüyorsunuz. Kapıyı sol mouse'a tıkladığınızda açılmıyor. Ama oyunda zıplama özelliği var. Ayrıca şu nalları toplayınca da ödüller kazanabiliyorsunuz bakın. Ben 100 tane nal varmış, 99'undan bir tanesini almışım. Bu top mu ne bu? Bu eski traktörlerden varımlı bir şey olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Ama burada bir tane daha kapı var. Yenge var mı burada yenge? Aga yenge. Yenge burada mı? Yenge. Çık lan. Lan yenge. Ne yapıyorsun burada? Lan yengeye baksana çıkmadı ya. Ne yapıyor bu? Lan yenge mengeye de yok burada. Neyse. Çiçek geri asmış yengemiz. Aga buraya altta mı gidiyor? Ne yapıyorsunuz burada siz böyle? Ha, alt kapı da var bak. Ya mouse hassasiyetini birazcık daha yükseltseydim daha iyi olurdu. Ama haritayı göstermek istiyorum. ESC'yi basalım adam. Burada yeni başlayanlar için böyle bir aksesuar falan. Ama biz İngilizce bilmediğimiz. Start your career new and discover the numerous fields of activity of a modern farm. In this game you are completely free to decide what task you want to pursue. Bunlar ben İngilizce bilmiyorum. Ama oğlum alıyor mu lan beni bu? Dur lan almıyor. Tamam alıyor. Şu anda beni alıyor bu kamera. Agam yengemiz bir tane asmış buraya. Neyle asmış yenge? Avlu var, avluyla sileriz. Agam biz valla tarla biçtikten sonra. Allah. Aga valla üstüne çıkabiliyorum. İplerim üstüne çıkabiliyorum. Çıkıyorum lan. Çıkıyorum, dünyayı gezeceğim artık. Ben durdum. Ya agam dur ya. Orası ne bu? Oh vay. İşte size bir aksiyon sahnesi. James Bond'un aksiyon sahnelerinden bir tanesini yaşatmak istedim burada. Ancak agam kaldım la. Çıkartın oğlum beni buradan ha. Çıkamıyorum. Vallahi kaldım. Neyse. Oyunu dolaşmak istiyorum şimdi. Agam bakın o makine var ya oradaki, bizim o makine. Tamam mı? Oraya bineceğiz. Paramız 6000 değil miydi lan? 7 dolar nereden gitti? 6000 dolarla başladım diye ben tamam. Yani oyun şu anda full ayarda oynuyorum. Bakın şimdi burası bizim malikane. Hani traktörlerimizin, makinelerimizin ve hani silolarımızın bulunduğu yer. Hani burada ilaç makinesi bu da. İlaç makinesi için gübreleri buradan koyuyorsunuz işte. Sağlıklı besinli üretim. Ne yazmış burada? Aa bakın. Oksijen tankı 2'miş bu bak. Feldziller. Drive to tank to fill your sprays and spray this with Feldziller. Neyse okuyamadım iyi. Evet bu traktör. Şimdi size shop'u göstermeyi unuttum. Shop'u göstereyim ben. P'ye basın. Bakın P'ye bastığınızda burada satılık araçlar var. Burada traktörler var. İstediğiniz traktörü para biriktirip alabilirsiniz. Jasele var. Burada front leaders var. Hani bunlar gübre atmak için. Bunlar biçer döver. Bunlar patates makinesi. Bunlar pancar makinesi. Bunlar motor arabaları. Bunlar tırmıklar. Bunlar pulluklar. Bunlar ekme makineleri, bunlar gübre makineleri, bunlar ilaç makineleri, bunlar da katı gübre atma makineleri falan olması. Bu da sıvı gübre, bu da yatırma makineleri, bu da bunlar da yatırma ile işte otlarla ilgili aksesuarlar, balya makineleri falan var işte. Ya vagam binelik kal... Şimdi tapla şeyleri dolaşabiliyorsunuz araçları ancak biz bir E'ye basıp binelim şu traktöre. İyi bah, çalıştırdım makineyi yine. Arkaya doğru efendim. Hadi gidelim hocam. C ile ön kamerayı da açabilirsiniz. Bakın. Güzel bir özellik gerçekten. Güzel. Adam ne oluyor ya? Şimdi bu tarlayı bir biçelim biz. Dur. Hocam hadi biçelim ya. Ya çok şey var yani, hassasiyet tutukluklular var. Yani mouse'la alakalı da olduğunu sanmıyorum. Küçücük makine bu, ne bu?
Akıya bak ya. Ne kadar küçük bir akıydı. Oğlum bir bıçaklıydı ya. İki saatten kuru tablaydı. Neyse başlasın. Oğlum E'ye basıp başlatma. Başlat bakalım. Otomatik. Hiç otomatik de hocam sen. Hiç bende uğraşmayın. Ya yanları almayıntı ya. Gerizekalı ya. Ulan tarla biçtik Cem'in. Sen obissin ya. Yanları sonra alacağım bak söyleyeyim sana. Mazo parasını da biz ödüyoruz. Şu anda hani ben bu oyunu çok oynadım. Ve satmak istediğim bir eşyalar var. Onları satayım ben. Bak şu traktörlerden 4 tane var. Satın onları arkadaşlar. Satın. Böyle bir para alırsınız ki. Satın. Tarla alırız onlarla belki. Ya bazı arkadaşlar bu oyunu yani bilmiyorlar. Oynamayı da bilmiyorlar. Ama hani ben eskiden köyde indim demiştim ben size. Hani köyde falan başarılarım gelmişti bana. Hani köyde oturdum birazcık ben. Hani 6 ay mı 7 yani 6 ay diyorum. 6 yıl mı 7 yıl mı öyle bir şey oturdum. Ve biliyorum ben çiftçiliği. Çok iyi biliyorum. Yani burada balya atma makinesi. Hani balyalarınızı buraya yan yan geri yanaştırın. Basın. Para kazanıyorsunuz. Bu kadar basit. Makinelerde çok hoşuma gidiyor ama ancak 2015'teki makinelerin daha ileri olacağını söyleyebilirim. Hatta lisanslarda da bir gelişme var. New Holland'ın lisansını almış. Güzel bir başarı. Camiası için. Adam şimdi sen ne yap biliyor musun? Bizde balya makinesi hazır yok. O biçerken sen de arkadan bir sür ya. Yani ne yapacağım başka? Bu aga da ikinci aga. İkinci aga yapar o işi ya. Önümüze takmadı bakın. Bakın önümüze takmadan yani biraz motor zorlanması olabiliyor. Bakın tekerlekler zor gidiyor. Çünkü yani bu pulluğu kaldıramıyor. Altı bakın kaç pulluk var onda? 8 pulluk. 8 pulluk kim kaldırıyor? Kaldırdı şu motoru. Diğer motoru kaldırdı mesela. Ama bunun önünde de taktığınızda ağırlığı orantılayacağız bu sefer. Bu yani bu önümüze takılan şey ağırlık orantılama şeyi. Yani. Bilmeyenlere söyleyelim. Eyvah buğday. O adam buğdayı bırakmışsın sen burada ya. Hayatının en büyük hatanı yapmış bu herif burada. Buğday bırakmış. Ezelim buğdayı ya. Ondan gelecek asla zaten. Ya şimdi gerçek hayatta olsa hayatta ezmem ama oyun bu. Oyunda da yani gerçek hayatta güzel bir şeyler var. Adam sür tarlayı sen şimdi. Sür bakayım adam. Ooo. Kulak. Müthiş sürüyor adam. Adam müthiş sürüyorsun ya. Gerçekten süper sürüyorsun. Oğlum çalışacaksınız lan. Çalışmadan bir bok olmaz. Ulan bok getir mi ya? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Küfür ettirdin ya. Küfür. Küfür ettim. Küfür değil ya. Neyse. Ben çocuk izler, mocuk izler. Biz kalırız orada sonra. Annesine söyler. Valla sonra başım belaya gir. Beni aldırlar buradan. Yanarım valla. Agam. Nasıl bir şey dengesiz bu. Ya oyunda en büyük hata şu. Oyunda bir kere siz pulluk aldığınızda pulluk neden var bende? Hadi söyleyin neden var? Pulluk neden var? Sürmek için mi? Ama tırmığı aldığınızda sürdüğünüzde aynı şey oluyor. Ama tırmık daha hızlı bitiriyor. Pulluk ise çok yavaş bitiriyor. Yani bunun sürmenin bir anlamı kalmamış bu oyunda. Anlamsız. O yüzden puanımı kırdım. Bu arada yapraklar da hareket ediyor bu arada. Hadi ne yapalım ya? İşte yeri dolaşalım mı? Oğlum bu makine bitirecek değil lan. Aa bitti. Koş lan koş. Adam orada bitirmiş. Bitmiş adam. Bizim de bu sürücü yaklaşık makineyi vuracak şimdi. Çabuk oğlum çabuk. Çabuk. Bizi sürdüm o şu motoru. Motor araba kadar hızlı. Basmıyor ama yok şimdi. Bizim için. Çok ses var bu ortamda. Çok ses var. Yani şöyle uzaklaşayım ben. Şey yapsın. Of agam buraya doğru mu geliyorum? Ya şimdi ben mikrofonla konuşuyorum ya. O yüzden belki ses iyi gelmez. O yüzden derim ben. Hadi agam sür sen makineni. Bir buçuk ton mu? Vallahi bir buçuk ton vermiş bu. 1500 kilo. Boşaltayım mı ya? Boşaltayım. Modlarla hani bu modlar çok güzel özellikler. Agam niye basmıyorsun ya? Ben küçük evladım bir şey yapacağını biliyorum ben bu küçük. Ulan küçüklüğünü yine konuşurdum sana. Küçük bir herif ya. Ne küçük.
Sür sür. Sür vallahi işgal etmeyelim. Vallahi kopartırım senin makineni. Makine makine kalmaz. Küçük makine vermişler bana. Neyine süreceğim kardeşim onu ya. 2015'te acaba böyle küçük makineler verecekler mi? Vallahi verirse vururum onu. Yapımcıyı da kovarım. Yani kovmaya yetkim yok ama sinirlenirim bu sefer. Küçük makine verme kardeşim ya. Ben küçük müyüm? Ulan bari küçük versen de 3 bıçak ver. Ne bu? Bir bıçakla Allah kahretmesin. Bir tarla bitiremedik ya. Arkaya atlayayım mı? Makine küçük ama. Ya ne var bu? Bakın. Toz geliyor adamın suratına geliyor. Ya bir şey deyin şuna kardeşim ya. Çık şuradan ya. Dön. Dur önünde durayım bari dur. Gitme dur. Bekle aga. Bekle. Şu makine gidene kadar bekle. Bakın oyunda böyle özellikler de var. Hani size iş çağırıyorlar. Diyorlar benim şu burada bir tane mekan var. Oraya git traktörünü al. Traktörünle yatırma makineni al. Yatır diyor. Sana 4900 lira dolar vereceğim diyor. Ancak onu yaptığınızda hani süre de var. 4 dakika 16 saniye içerisinde onu yaparsanız 4900 dolar alacaksınız. Oo. Ya biraz dolaşalım ya. Canım sıkıldı. Yani bu nasıl bir şey diyeyim? Hani bu çiftçilik oyunlarını size bir şey vereyim, tavsiye vereyim. Bu çiftçilik oyunları nasıl bir şey? Bu çiftçilik oyunları şöyle bir şey yani. Sabır arkadaş. Sabır olmazsa bir şey olmaz. Euro Truck Simulator oyunlarında hep sabır var yani. Sabır. Professional Formula oynarsanız sakın ki oynamayın. Oynayın da. Yani böyle günlük oyun oynamayın yani. Oyunu çok fena bir oyun. Söyleyeyim. Bir günde bir tarlayı zor zor biçiyorsunuz. Yani çok zor bir oyun. Yani zor derken zor anlamda nasıl bir şey zor? Süre anlamında zor. Eğer bir gününüzü harcamak istiyorsanız gidin oynayın. Yani şeyi de alırsınız. Gerçek işi de alırsınız ancak bu oyunda bakın 20 dakikada bu tarlayı ben şimdi biçeceğim. Gerçek bir tarlayı dur bakalım. Yarısını bitip bitmediğini de ESC'ye basıp böyle gelip bakın bir de şöyle yapacağınız bakın. Aynen. Şunlara bakıp yarısını bitip bitmediğini şuradan anlayabilirsiniz. Bakın 16. tarlayı biçiyoruz biz ve yarısı bitmemiş adam. Daha bitirir ne kadar? Çok uzun gidecek. Biz yenge ayran var mı? Hadi be yenge. Ben çarşıya ineyim de aga. Yenge çarşıya gideyim bir şey var mı istediğin? Çarşı da var bu oyunda bak. Bu arada şey var bak tavuk var. Tavukları göstermedim ben size. Şimdi tavuğu göstereyim. Yenge belki oradadır. Bakın öttü. Agam tavuk alacağım ben 1-2-3 tane. Ah. Tavuk alalım. Şu anda oyunun en düşük versiyonunu oynuyorum. Kasmalar meçhul olabilir. Your chicken search. As soon as buy some chickens, they get delivery directly to this spot to chicken live gags twitched. Şimdi. Evet, bizim güneşimizi sabahlarımızı açan orozumuz örtlü işte. Neredesin oroz? Keseceğim onu. Aha! Geldi oroz. Tavuk alalım tavuk. Tavuk P'ye basıp tavuk alalım. Hocam. P'ye basıp tavuk alalım. Tavukları da şuradan alıyorsunuz. Şuradan ilerleyeceksiniz. Bakın chicken alalım. 1-2-3 tane 10 tane chicken alalım hocam. Zaten 40 dolar chicken. Tavuklar geldi bakın. Yumurtlayacaklar, yumurta yapacaklar. Biz de satacağız onları. Oo! Maşallah ya. Tavuk doldu buraları. 10 tavuk aldım hocam ben. Çok güzel öttün. Hocam bu sesler buradan mı geliyor yoksa arka plan kopyalama mı var burada? Evet işte duman efektleri var. Bilmem ne. Yani benim hayatımı döndüren çiftlik oyunlardan bir tanesi bu. Bakın burada bir nal olabilir mi? Olamaz. 2011'de vardı çoğunlukla. Bu da hani tohumları alacağımız yer. Buraya ekmek makinenize gelirseniz PM'le basıp bir tuşa basıp şeylerinizi doldurabilirsiniz. Bu da patateslerinizi mesela bir motor arabanızla bunun arkasına gelirsiniz. Şöyle altına gelirsiniz. Hemen patatesiniz de dökecektir. Ve hani patatesinizin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız da I'ya basacaksınız. I tuşuna. Ve bir kere daha I'ya basın. Bakın burada hava durumları falan da yazıyor. Hani şu an bir gün. Şu anda 26 dereceymiş hava. Burada hani bakın işte burada fiyat satışları. Buğday 576 şeyden dolardan gidiyor. Ama bakın siz oyuna başlamadan önce bunu iyi yaparsanız buğday fiyatı yükselecektir. Çünkü hani zor yaptığınızda fiyat da düşüyor. Barley ne demek? Arpa demek.
Kanola zaten kanola bildiğimiz. Korn mısır demek, patates de, patates demek bit de pancar demek. Biraz daha ilerlediğinizde hani bu da hani finansal açıdan hani size bugünlük ne kadar zararlı olacak her şeyin listesi var bakın. Şu anda bakın livestock expense. Bu canlı aldığımız stoklardan büyük ihtimalle paralar gitmiş, 401 dolar eksi gitmiş. Bu da venture running cost. Bu da yani araçlarınızın yürüdüğünün parası olması lazım. Bu da yüklü yani malın ana şeyi. Bu da weight payment. Bunu tam olarak bilmiyorum. Tamam. 30 bin dolarımız var. Üye basın bir kere daha. Bakın işte sagribetlerinizin. Sagribetimiz 3592 8597 kilo var şu anlık. Kilo. Ton mu? Evet ton. 8,5 ton diyelim. İşte. Üye basıp da yine kapatabiliriz. Şimdi birazcık dol... Aa oğlum doldun la. Doldu koş. Doldu. Bu tarlayı bitireyim. Zaten bu tarlayı bitireyim. Videoyu bitiririz. Zor bitecek ya. Bence zor bitecek yani. Güzel canı koş. Şöyle uzaklaşalım buradan ya. Ses falan mikrofonda bir şey olur. Yanarız valla. Ben bitti mi geleceğim. Hemen. Şöyle hani elektrik telleri de var. Pek bir gerçekçi olduğunu söyleyemem onların. Yapay gibi duruyorlar yani. Sanki normal havaya bir çizimli çizgi gibi. Yani doğru. Sallanmıyor ya. Sallansa bir şey diyeceğim. Yani çok sallanmıyor. Çok yapay kalmış. Ama ağaçlar da bir canlılık görebilirsiniz. Size bir şey yani size bir tavsiye vereyim. Bu oyunda sizi sıkacak en büyük olanak muhtemelen ne olacaktır biliyor musunuz? İnsanların olmaması. Oyunda insanlar yok. İnsanlar var da yani hani böyle onlar bir hayat yapmıyor yani onların tarlaları yok. Yani oyunda tek siz gibisiniz oynuyorsunuz işte. Yani benim dediğimi duyduğunuzda umarım oyunun zevkiniz kaçmaz. Çünkü bunu çoğu kişi duyduğunda oyun zevki kaçıyor. Söyleyeyim yani. Ama diyorum yani eğer çiftçiliğe meraklıysanız bu oyunu oynayın. Oynama. Yani çiftçiliğe meraklı değilim ben bu oyunu oynamayacağım. Oynamayın yani. Çiftçiliğe meraklı olan oynar bu oyunu. Yani çiftçiliği bilen, ben öğrenmek istiyorum çiftçilik nasıl. Yani merak olması lazım. Merak olmazsa dediğim gibi. Hiçbir hayatta merak olmazsa olmaz. Yani olmaz. Bak bu arada aksiyon sahnesi dediğim gibi yaşatabilirim sizlere bir aksiyon sahnesi. Bakın buraya binip, buraya da binip, buraya da binip bir aksiyon sahnesi çekeceğiz sizlere işte. Çıkamıyorum hocam. Aa bir tane daha varmış. Tamam pekala bir tane daha varmış. Bir tane daha varsa. Aa sanki ben buraya çıkmıştım ya. Dur ağam dur ya. Çıktım ben buraya. Çıkmıştım ya. Geçen gün çıktım ben buraya. Geçen gün derken 2 yıl önce çık. Ya. Çıkamıyoruz maalesef. Oyun izin vermiyor. Benim kafamı bozma oyun. Ama buraya biz önüne bir traktör koyun bu duvarın üstüne çıkarsınız çok rahat bir şekilde. Tabii. Yenge yumurta almaya gideyim. Aa bu arada tavuk yumurtlamış mı tavuklar be bakalım ona yani. Tavuklar yumurtladıysa ona bir bakalım. Yani tavukların yumurtlaması. Bakın burada da bu patates olması gerekiyor. Evet, patatesler ne kadar gerçekçi görürsünüz bakın. Bunların zaten görüp de pancar olduğunu anlayabilirsiniz bunda. Pancar olduğunu çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Tabii hani tonajları yükselttiğinizde burası yani patatesin kapladığı alan yani daha büyüyecektir. Yani ne kadar tonajını yükseltirseniz o kadar çoğalacaktır. Yumurta yapmışım diye bakalım. Bu arada F'le bir tane ışığı var. Hani geceleri yumurtaları göremezsiniz diye açabilirsiniz F'le. Adamımızın, çiçimizin bu ışığı var. Çoğunlukla buraları yumurtluyorlar gibi görüyorum. Hani şu tahtanın üzerine bayağı bir yumurta toplamıştım ben. Farming Simulator 2013 oynarken. Ama çalıların altında da olabiliyor yani. Bakın. Bunlar kümesler ancak kümeslere girdiğini söyleyemem. Yani zamanı da hızlandırabilirsiniz. Hani tarlanızı ektiniz ya zamanı mutlaka hızlandırmanızı öneririm. Doldu mu? Dolmadım da. Tarla ne kadar bitmiş? Oo tarla bitmiş ya. Tarla bitmiş hocam. Bu bazı kişiler bana derse bu oyun neden yani videosunu çekmesin. Ya arkadaşlar bu oyun videosunu çekersem dediğim gibi ben eğlenceli yani sıkılırım. Yani ben buna videosuz kendim zor dayanıyorum bu oyuna. Yani zor yani iş.
Yani video çekmek, buna video çeken birisi vardı. Oyun portalı diye bir kullanıcı vardı. Götü o çekiyordu oyun portalı. Portal mı, oyun portalı mı ne? Çekiyordu. Yani çok kişi bunun oyun videosunu çekmiyor ve o da demiştir ben çekeyim belki izlenir demiştir. Gayet de izlenmiş yani. Ama yani bunun oyun videosunu çekmeyi planlamıyorum yenilikçi bir kanal olarak. Yani bu uzun sürer, patlama yapar bu oyun. Ya bu oyun da bitmiyor yani şimdi. Bitse bitmiyor ki. Yani al oyunu, tekrar yap. Bütün tarlaları al yani, paranı da çalsın. Çok zor iş yani. En azından sizin 3 oyununuzu alır yani. 3 oyununuzu her gün oynasanız. Belki alır yani, tam oynarsanız. Bilmiyorum. 1,5 ay falan olur yani. Başka artık. Tarla almayı göstereceğim. Belki şu tarlayı alırım, size göstermelik alayım. Şu tarlayı bir alalım. Belki bunu ekeriz yani. Ama bak bu sürülü. Bunu sürmenize gerek yok. Ekin üstüne, tamam. Bu kadar. Sürülü bunlar. R'ye basıp bakın. 24 milyarmış. 0.54 haker mi? Öyle bir şey mi? Hektar mı? Satın aldım bakın. Artık hani burada benim tarlam olarak görünecek o. Bakın. Şurada sanırım. Şunları bir göstereyim. Hani burada nasıl bakıyorsunuz? Bunlar şöyle üstten başlayalım. Bu şeydi ya. Neydi bu? Ekim aşaması mıydı bu ya? Ekim aşaması mı bu? Sanırım ekim aşamaları bu. Hani ne kadar büyüdü? Değil bu ya. Başka bir şey bu. Ya anlayamadım şimdi hemen bunu ya. Neydi bu? Biliyorum, kafamda vardı bu. Ot muydu bilmiyorum. Otlar mı? Cık, otlar değil bu. Ama onu bilmiyorum. Ama bunları biliyorum. Ready to harvester. Mesela bu yeşile geldim mi? Bir kademe atlıyorum. Bu yeşile geldim bir kademe atlıyorum. Bu yeşile geldim bir kademe atlıyorum. Ortada biçmenizi öneriyorum. Ortaya gelince şurada renkler, tarlanızın orta renginde bir şeyler görünecek. Ortaya geldim biçin. Bunlar ready to remote ops. Hani tarlanızı biçmişsiniz. Hani bitmişsiniz, kalanlar, arada kalanlar mı ne bileyim, bilmiyorum. Bu tarlanız ölmüş. Şimdi buraya gelelim. Bunlar hani ne ektiğinize bakabilirsiniz. Mesela yeşilse, yani sarıysa burada ekmişsinizdir. Turuncu ektiyseniz, kanola ektiyseniz, işte renkler burada, renklere göre ne ektiğinize bakabilirsiniz. Tarlamızı aldık. Tarlamız ı'ya basıp görünecektir, bakın. Bakın. Bakın 15 ile 16 bizim. Artı 9'a basıp da haritayı büyütebilirsiniz. Yeniden 9'a bakıp basıp küçültebilirsiniz. Biz kapatalım şimdi, haritaya ihtiyacımız yok zaten. Gel gel. Git bakayım sen şimdi oraya. Bugün valla bu hafta full simulator haftası yaptım. Euro Truck çektim. Gelirim isolation falan gelebilir bilmiyorum şu anlık. Ya 6. galiba indirmek istiyorum. Şimdi göreceğiz. Çarpma lan. Dur. Ya yine iş geldi bakın. Ben gideyim buradan, hemen uzaklaşayım. Vallahi şimdi mikrofon sesi zaten biliyorsunuz siz, aksaklığı mikrofon dengesiz bir ses. Şu anda Sims 5, Sims 4'ün 5. bölümü yükleniyor. 6. bölümünde webcam yok ama onu da render'ını alıp sonra da diğer günlerde pazartesi işleve koyarız yani. O kadar. Nereye? Şimdi yani şu tarlayı bitsin, sonra da dökeriz gibi geliyor yani. Kaç ton alıyor bunlar acaba? Ya dökelim ya. Dökmelim. Eyvah. Oğlum yaklaşma adama ya. Adamın işini sakatalıyorsun. Şöyle gel, sen de orada durma yani. Yengeyi görelim. Ya bir çarşıya indiremedim sizi ya. Hani şu şey yaptıktan sonra, hani tarlayı biçtikten sonra bir çarşıya ineriz ya. Bir de şu şeylere bakalım yani, nasıl şeyler diyelim, tavuklara bakalım, tavuklara yani yapmışlardır belki. Bu oyunu ilk oynayan ben değilim yani, çok kişi oynuyor. 25 Ekim 2012'de çıkmış ya. Ben Euro Truck videosunda bir şey demişim, 19 Kasım 2012 demişim ya, ağzımdan kaçmış, gerçekten özür diliyorum oradaki videoda da. Ama şu anlık yüklendi o video. Şimdi tavuklarımıza bakalım. Yumurtlamışlar. Oroz lan, birisini gagasını sık da yumurtlasın. Yani kısır kaldı bunu. Oroz aga, sana diyorum da. Lan ışık mı tutmam lazım bile. Hocam ses senden gelmiyor ki. Buradan geliyor ses. Hiç de yapamamışlar bu oyunu ya. Bu oroz avlamaları falan. Oroz bağırmalarını. Ama buralara çıkmanız mümkün yani. Sonra tarlamızı biçtikten sonra siloya koyacağız. Silonun herkes ne olduğunu bilmiyor. Yani silonu belki çiftçiler çiftçiliği bilmeyenler bilmeyebilir. Silo ambarımızdır.
Yani buğdaylarımızı, arpalarımızı, kanalarımızı, mısırlarımızı koyduğumuz yer silodur boyunda yani. Yani değerlerinde bilmiyorum. Hani gerçek hayatta bu değişebilir. Zaten silolar çoğunlukla kurutmak için kullanılır. Eğer buğdayınız şeyse hani yasta kurutmak için kullanılır o silolar. Spoiler. Artık bitti. Vah adamı, resmen adamı işkenceye çektik. Hocam döksene, ne bekliyorsun? He onun işi bitti bakın. Aç sen bacana hemen oğlan. Baca da baca olsa artık yani. Yukarıdan demir tutuyor. Tamam dök bakalım. Şimdi bitti artık değil mi? Şimdi bitti. Yine oğla bakacağım. Hocam o da sürmeyi bıraksın. Şimdi bu buğdayı 5 ton verdi. Allah razı olsun. 5 ton iyidir. İyidir. Yani iyidir şöyle. Verimdir. Şimdi gidelim. Silolarımıza getirelim bunları. Bakın üstte yazdığına göre bu mısır, yani eğer siz hani satmak istiyorsanız hemen şunun altına gelirsiniz, mısır satmak istiyorsunuz. Hemen altına gelirsiniz, panolayı satmak istiyorsunuz diye hemen alttan girirsiniz. Hemen arpayı satmak istiyorsanız buğdayı satmak istiyorsunuz. Yani çoğunlukla arpa buğdaya benzediği için ya da buğday arpaya, ama arpa çoğunlukla kılçıklı olduğu için yani o yüzden buğday da sadece. Hemen dökelim. Damper de var bu arabada, arabada yani. Bir de size şimdi şeyi göstereceğim. Mesela istiyorum. Hani buğdayları alıp da nasıl satacağınızı. Şimdi buğdayın yanına geliyorum ben altına. Hemen altına bakıyorum. Hemen altına geldim diyelim. Buğdayı altına döküyorum bana hemen. Şimdi satalım biz bunu. Şöyle bakalım. Bakın. Buğdayı satmak istiyorsanız. Şöyle bakın. Buğuya bas bakalım bir daha. Bakın burada şeyler var. Ama şu an atamıyorum. Ancak hani bunlar şimdi gidelim yere satalım. Mesela istediğim yere satabilirsiniz. Ben en yakın şurayı buluyorum. Oraya gidip satalım. Evet, buğday. Ve verimimizi arttıralım diyorum. Düşünüyorum ben. Ama orası da şey yani. Orası farm shop. Farm shop'un neresi diyorsun? Buğday satalım biraz. Para kazanalım. Bu arada o dalgayı ne yapacağım? Bu şey oluyor değil mi? Lamba. Yani trafik gidiyor şu anda. Yani çarşı gidiyor şu anda ve asfaltlı bir yoldayız. Baka burada polis falan olur. Yolda bir cezayı inanır valla. Ya yani buraya, burası önümde, önümüzde durduğumuz yer. Yani şu üst kaldırım olan yer. Orada eşyalarımızı aldığımızda oraya geliyor ve oradan da alır. İnsanlar var orada. İnsanlar yaşamsal. Ancak insanları şöyle böyle. Hep 100 liralar. 100 liradan sonra var ya. Hani böyle bir sorunları yok ve yani aynı arabalar hep aynı etrafta dolaşıyor. Veya sıkabilir durumda. Ve aynen de satalım. Tavuk yapmadım da olsa da bir yandık var var. Ne diyelim? Hemen hani biz şu an bir şeye satacağım zaten. Şeye satacağım. Oyunda her şeyi göstermeye çabalıyorum. Ancak ey. Binayı çarptım. Bina yıkılması gerekmiyor. Artık oynuyorum. Yani bunu da boyutuna koyayım diye istedim aslında. Böyle çok şey öğretmek için istemiyorum. Tam gözleri vardır bunun şeyde. Hani YouTube'da izleyin onları. Benim için izlemedim. Eğer benim sesimden izlemek istiyorsanız bunu. Ne yapacağınızı bilmiyorum. Ancak hani şu an bunun hani incelemeye koymayı, yani göz atış videosu olarak koymayı düşünüyordum. İncelemeye de koymayı düşünüyordum. Yani ben bunun bölümlerini çekerim derseniz çekemem. Yani mümkünatı yok. Şu anda 6 sezon süreceğim bölümler var. Şu anda 2. sezonum ben. Hani şu anda 2. sezonu daha bitiremedim yani. Battlefield'dan bölümlerim kaldı. Sims'ten daha iyi yeni çekmeye başlıyorum. Sims'ten muhtemelen 10 bölüm çekeceğim. Ancak işte gelirse 20'ye çıkartacağım. Şöyle durumlar ben yani. Çok sıkışıkım bu arada. Yani kusura bakmayın. Bu oyun videosunu çekerim. Euro daha da çekerim. İstek önemli değil yani. Evet hemen dök olacağım. Döktüm. Bir de eve nasıl arabalarımızı ışınlayacağınızı göstereceğim. Bakın döktü ya. Kaparsın kapağını da. Kapat. Şimdi buraya gelirsiniz SC'ye. Böyle reset'ini tutayım. Ve bunları
tıklayın. Evet hemen. Şey yapın. Siz hemen derinize bakın. Hemen gelmiştim. Diğerlerini de başınlayalım. Hocam gel evvel sen ne uğraşıyorsun orada, ne yapıyorsun 2 saatten beri. Tamam, bu kadar inceleme videomuz. Görüşmek üzere. Dersine artık bir dakika göz atışı bölümlerinde görüşmek üzere. Şöyle bir şey diyeceğim artık şey konuşmasını yapacağım. Alien Isolation göz atış videosu çekemedim. Yani çekmek durumundayım. 6 GB indireceğim. 6 GB değil aslında oyun boyutu 14 GB. Şeyimiz Alien Isolation'dan Alien Isolation'dan sonraki çıkacağı benziyordu ancak şu an yani incelemeyi planlamıyorum. Artık bu göz atış bölümü sona ermiştir. Farming Simulator. Farming Simulator. Umarım size bir şey öğretmişimdir. Bir dahaki göz atış bölümlerinde görüşmek üzere.